Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yeni doğan bir yavrunun elle beslemesinin nasıl yapıldığından bahsedeceğim. Daha öncesinden mamasına kadar her türlü en ince ayrıntısına kadar söyleyeceğimi, bahsedeceğimi, hangisinden memnunum, nasıl hazırlanır, bunun çeşitleri nelerdir, yani mamayı nasıl çeşitlendirebiliriz, hepsinden sizlere bahsedeceğim bu videomda. Ben farklı farklı çeşitlerde hazırlıyorum mamayı. Yani hep bir rutin mamayı hazırlayıp da kuşlara vermiyorum. Ne yalan söyleyeyim, hani farklı farklı veriyorum. Normalde yetişkin kuşlarıma da mama verirken nasıl çeşitlendirip veriyorsam, yavru kuşlarıma da aynı şekilde çeşitlendirip veriyorum mamayı. Gayet de güzel yiyorlar. Maalesef sultan papağanımız öldüğü için şu anda yani onu besleyemeyeceğiz. Farklı şekilde muhabbet kuşu, yeni çıkan bir muhabbet yavrumuz var, onu besleyeceğim. Hem sultan papağanın beslenmesi yeni doğan muhabbet kuşuna göre daha kolaydır. Hem de yani bizim için daha da iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü hani zorla başlamış oluyoruz. Şimdi öncelikle gereken malzemelerimiz neler, onlardan bahsedelim. Ben kendime bir tane hazır mama yapmıştım. Şöyle içine akları tozu, akları un haline getirtmiştim. Mısır unu, pirinç unu var. Bir de arkadaşlar, bu bebekler için gece mamaları vardır ya, sütsüz olan, onlardan almıştım. Ekstra olaraktan bir tane kaynamış suyum hazırlandı, buraya koydum. Bu bebekler için püreler var, onların kaplarından. Normal bir kap da olabilir, illa bu olacak diye bir şey yok ama ben buna çok rahat ediyorum. Onun dışında ben orijinalin mamasından çok memnun kaldım. Yani orijinal normal kuşlara, yetişkin kuşlara verilen mamasından hiç memnun kalmamıştım arkadaşlar. Şimdi hani memnuniyetsizliğimin de neden olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü hani markayı kötülemek istemiyorum ama el besleme maması tam bir efsane, onu söyleyebilirim. Beautiful Food'un da mamasını ilk başlarda çok 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 beğenmiştim. Fakat daha sonrasında hazırlanış aşamasını birkaç böyle problemle karşılaştım. Mamayı belli bir miktardan az hazırlayamadım. Belki benden kaynaklıdır diyerekten bunun hakkında çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ama ve lakin şöyle toparlayayım olayı. Hem bundan hem bundan hem de bundan kattığımızda kıvam o kadar güzel oluyor ki. Şimdi size zaten onu hazırlayacağım. Vitaminimiz aminosol yazıyor. Hiç bakmayın arkadaşlar. Sadece kutusunu kullandım. Bildiğiniz polivit var içinde. Onun dışında da bir de cici bebe var. Şimdi cici bebeğe karşı çıkacak arkadaşlar vardır. İlla ki vardır. Ben cici bebeği kuşu beslesin diye değil, mamanın kıvamını toparlasın diye kullanıyorum. Yani kulak memesinden biraz daha cıvık bir kıvama getirebilmek için, biraz daha yumuşak bir kıvama getirebilmek için bunu kullanıyorum. Zaten yeni doğan yavrularımızda da yani biraz daha böyle şey gerekiyor, açık söyleyeyim. Sıvı bir kıvam gerekiyor. Şimdi ben suyumuz sanırım birazcık soğudu. Onu ben birazcık kaynatayım. Ondan sonra devam edelim. Evet, suyumuz kaynadı şu anda. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ben ilk olarak cici bebeği bir bakın, yarım cici bebe. Çok fazla değil. Sadece mamam kıvamını bulsun diyerekten. Böyle içine ufalıyorum. Bu zaten kendini bulacaktır. İçine ne kadar yavru besleyeceksem o kadar su koyuyorum. Benim besleyeceğim yavru biraz fazla olduğu için şu kadar falan yeterlidir. Çünkü sabahtan da beslemiştim. Suyumu kenara koyuyorum. Şöyle söyleyeyim. İlk önce ben bu mamamdan katıyorum. Kendi hazırladım mama. İçeriğini zaten söyledim. Bir saniye, nereden koyacağım? Onu şey yapamadım bir. Şöyle bir çay kaşığı kadar, hatta 1,5 çay kaşığı kadar içine atıyorum. Onun dışında orijinal mamadan da yine aynı şekilde 1 çay kaşığı kadar katıyorum. Dolu dolu bir çay kaşığı. Şimdi bunun için yani şu anda şöyle söyleyeyim, içinde bunun biraz daha az diğerlerine göre. O yüzden bunu olabildiğince böyle idareli kullanmaya çalışıyorum. Zaten onun mamasını alacağım. Çok memnun kaldım gerçekten. Orijinal el besleme maması tam bir efsane olmuş. Yavrunun güzel bir şekilde gelişmesini de sağlıyor. Beautiful Food'un da şöyle yine aynı şekilde koyuyorum. Ben bir karıştırayım arkadaşlar bunu. Kıvamını duruma göre ayarlayacağım. Eğer kıvam arttırmak istersem de Beautiful Food'la arttırıyorum. Kesinlikle farklı bir şey kullanmıyorum. Zaten diğerlerine yeteri kadar koydum. Kavanozlarda şey yapıyorum arkadaşlar, bekletiyorum ki şey olmasın diye, bozulma vesaire olmasın diye, ve buzdolabında tutarsan sizin için çok daha iyi olur. Zaten belli bir süre kullanım şeyi var. Yavrularda neden el besleme maması yaptığımıza gelecek olursak, şimdi çeşitlerini de söyleyeceğim. Çünkü arkadaşlar bir takıma yük yükledim papağandan dolayı. Şu anda jumbolarımız da yuva hazırlığında. Ondan kaynaklı olarak tekrardan yavruyu altına koymak istemiyorum. Çünkü kuş ona göre davranışlarını değiştiriyor. Tek takıma yüklediğimiz için ve papağanımız da maalesef öldüğü için
Böyle bir şekilde ortada kaldık. Ama şöyle söyleyeyim, ben el beslemekten kesinlikle şey yapmıyorum. Hani geri durmuyorum. Takımı asla boş bırakmam. Şimdi biraz kıvam şey olmuş. Bundan biraz ekleyeceğim arkadaşlar. Ve bu mamanın şiştiğini unutmayın. Yani rusklu gibi şişiyor. Belki de rusk vardır, bilmiyorum. İçerini çok fazla incelemedim onun. Yani normalde çok araştırırım ama rusk var mı yok mu onu bilmiyorum. Evet, şu anda kıvam fena değil. Bu biraz daha şişip kendine gelecek. Yalnız şu an çok feci şekilde el yakıyor. Bu kaynar biçimde kuşa verirseniz bu kuşun kursağını yakar ve muhtemelen de deler. Bunun sonucunda da kuş ölür. Onun da bilgisini vereyim. Ne yapacaksınız? Hemen onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu ılıklaşacak. Tamam mı? Bu güzel bir şekilde ılıklaşacak. Öyle vereceksiniz. Şimdi çeşitlerine gelelim. Bunu nasıl farklı bir şekilde verebilirsiniz? Mamadan maliyeti biraz daha azaltmak amacıyla. Ben hatırlıyorsanız sana bunun içeriğini söylemiştim. Bunun içeriğine benzer bir mama hazırlayıp kenara koyup hazır mamayla her seferine karıştırıp verebilirsiniz. Aynı benim yaptığım gibi. Bu A21 mamalar var. Onlar da çok güzeldir. Yalnız biraz maliyetli olduğu için onun da içeriğiyle beraber karıştırıyorlar. Yani bir kapta, bir kavanozda, aynı buna benzer bir kapta ya da herhangi bir kavanozda birleştiriyorlar. Ona göre bunun maliyetini azaltmaya çalışıyorlar. Öyle söyleyeyim artık. Bu sinek de nereden geldiyse. Bir git lan. Eşek. Evet, videomuzu sabote etmişti. Onu gönderdim arkadaşlar dışarıya. Şöyle söyleyeyim, hani dediğim gibi mesela mamaların maliyetini bu şekilde mısır unuyla, pirinç unuyla çoğaltarak maliyetini azaltabilirsiniz. Yani kuşlara da faydası var mıdır? Vardır. Ben ekstra olarak soyulmuş aktarıyı da toz haline getirtirerek bu şekilde mamamda kullanıyorum ki gelişiminde herhangi bir gerilik olmasın diye. İllaki oluyor. Anne babanın beslemesiyle bizimki bir değil. İllaki oluyor ama yapacak bir şeyimiz yok maalesef ki. Mamamız biraz böyle dediğim gibi hafiften kendine geldi. Bu süreçte içine vitamin ekleyeceğim. Bir de havuç suyu var. Havuç suyu kullanabilirsiniz, pancar suyu kullanabilirsiniz. Sebzelerin sularını abartmamak kaydıyla. Ben genelde havuç ve pancarınkini kullanıyorum. Gerçekten çok çok iyi geliyor. Yavrular mesela beslediğiniz bir hafta 10 günlük oldu. Ağzına D3 damlatabilirsiniz. Onun dışında yani havuç suyu anne sütüne eş değermiş benim duyduğum kadarıyla. Onu da mamanızda kullanabilirsiniz. Ben bu kadar mamaya yarım çay kaşığı katıyorum vitamini. Yeterlidir. Fazlasına gerek yok. Zaten mamadan olabildiğince alıyor gerekli besinlerini. Bunu da güzelce bir karıştırıyorum. Enjektörlerim de 3 çeşit. 3 çeşit enjektörüm var. Hemen göstereyim. İnsülin enjektörüm var. Bir de normal enjektörlerim var ama bunların aparatları farklı. İnsülin enjektörü bunu eczanelere gidip normal insülin enjektörünü de normal eczanelerden de bulabilirsiniz zaten. O kolaylığımız var. Damar yolu malzemesi olarak geçer. Pembe damar yolu malzemesi istiyorum diyerekten, intraket istiyorum diyerekten bulabilirsiniz. Bunu yeni doğan yavruma kullanıyorum. Yeni doğan yavrularımı bundan kullanıyorum ki mamayı alma miktarı da içine daha azdır. Bu aparatı ve bu aparatı arkadaşlar, bu bir numara, bu iki numara. Kuşçudan aldım. Ona gelmişti de şansıma. Kanarya Po'ya ait aparatlar. İki tane aparatımız var. Bunu bir süreden sonra, yani ilk 2 gün 3 gün atlatıldıktan sonra bununla besledik. Bununla besleme aşamamız bitti. Buna geçiyorum. Bununla besleme aşamamız yaklaşık 1 hafta 1,5 hafta sürüyor. Onun sonrasında da buna geçiyorum. Bu da yeme düşene kadar sürüyor. Böylece devam ediyoruz. Ha, papağanları bir boy daha büyüğü var ama ben onu almadım. Bulamadım çünkü. O şekilde gelirse onu da alacağım nasip olursa. Tabi papağanlarımızı üretebilirsek. Şimdi isterseniz mamamız soğumadan yukarıya gidelim. Yavrularımızı bir çıkartıp onları elle besleyelim. Evet arkadaşlar, geldik. Şimdi bu tepsi öylesine koydum buraya. Diğer yavrular içine koyacağım. Mamamız burada hazır. Bir tane de mucize 17 günlük doğmuş yavrumuz. Daha karnı oluşmamıştı bile. Halen daha yeni yeni toparlıyor içine. Ben besledim. Besledikten sonra bir kendine geldi. Anne baba beslemeye başlamış ama peşini bırakmayacağım tabii ki de. Önce ben mamamı enjektöre çekeyim. O sırada sizi bekletmeyeyim ve bu yavrumuzu üşütmeden hemen beslemeyi yapalım. Evet arkadaşlar, mamamızı hazırladım. Havasını aldım enjektörümüzün. Yemek borusu baş parmağımın tarafındadır, bu tarafta. Soluk borusu diğer tarafta. Öteki tarafa sokarsanız kuşu anında öldürürsünüz. Biz aparatımızı, bunu yalnız kursağa indirmiyorsunuz, direkt ağzına veriyorsunuz şu şekilde. Önce bir almayı sağlayacaksınız, yani onu gösterdim şu anda. Şöyle aldırıp yavaştan yavaştan. Şu an mama gidiyor arkadaşlar. Az bir şey hava kaldığı için. Evet, gördüğünüz gibi şu anda
Kendisi bile aparatı yutmaya meyilli yani yavrumuzun. Şöyle bir saniye biraz daha netleyelim. Evet, şu an ağzına yavaş 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 veriyorum. Kendisi de yutuyor. Yutmasına da müsaade edin. Yavrumuz tıkanmasın. Eğer aparatı ilk günlerde kursağa indirmeye kalkarsanız yavrunun yemek borusunu, kursağını komple tahriş edersiniz. Yutamayacağı için otomatikman mamayı da kabul etmez. Yavrunun ölümü sizin elinizden olur. O kadar söyleyeyim. Bakın, bizim sağ elimizden olan taraftan hafiften şöyle bu tarafa doğru aparatı koyuyoruz ağzına. Bu arada yavrumuz gizliyin o. Karnındaki siyahlığı karabiben eklemeyin arkadaşlar. Zannediyorum ki değil, çünkü doğduğunda öyle bir şey yoktu. Doğduğunda olurdu diye tahmin ediyorum. İlk günler için bu kadar yeter. Kursağı çok fazla doldurmayalım. Zaten anne baba da az çok beslemiş. Fallonun altına kaydırmıştım. Tamam, zaten kendisi de istemiyor. Şimdi ben bunu hemen üşütmeden koyayım arkadaşlar. Yuvaya diğer yavrularımızı getirelim. Yavrularımızı getirdim arkadaşlar. Şu an ben böyle bir bakıyorum sıcaklığına. Sıcaklığına nasıl ölçeceksiniz biliyor musunuz? Elinizin şu kısmına şöyle birkaç damla. Hafif zaten ılıklığını hissedersiniz. Yakmıyorsa tamamdır. Herhangi bir sıkıntı yoktur. Yavruyu besleyebilirsiniz. Püf noktası da budur. Şimdi yavrularımızı teker teker alıyorum. Anne babaya şey yapmamak adına. İlk önce büyükleri besleyip hemen buraya koyacağım. Aparatımız zaten bakın hafif eğimli duruyor. Bunu bizim sağ tarafımızdan, kuşun sol tarafından sağına doğru bakın. Zaten bir süre sonra kuşlar yutmaya meyilli. Bakın sol tarafından indiriyorum. Hafif boynunu yukarı çekiyorum çok abartmadan. Ve kursağı şu anda indi. Şimdi kursağı şişiriyoruz yavaş yavaş. Kuşu çok fazla sıkmayın ama sabit de tutun. Bu arada enjektörde bir hava var, fark ettiniz mi, onu vermeyin. Tamam, yeterlidir. Kursağımız güzel. Yavrumuzu da bıraktık. Gördüğünüz gibi Allah'a şükür sağlıklı, sıkıntı yok. Bu şekilde kursaktan besleme yapılıyor. Ama bakın yavrunun gününe dikkat edin, tamam mı? Bu yavru ilk yani günlerinde olsaydı, daha çok ufak olsaydı biraz daha küçük aparat kullanacaktık. Ve mümkün mertebe eğer kabul ediyorsa ağızdan besleyin, kursaktan beslemeyin. Kabul ediyorsa, etmiyorsa mecburen kursağa ineceksiniz. Bir sıradan sonra bakın ağzını açıyor. Bizim baş parmağımızın olduğu taraftan kursağı indirdik. Aparatı görüyor musunuz bilmiyorum, bakın hareket ettirdim. Bu şekilde yavaş yavaş kuşun kursağına enjekte ediyorum. Kuşu kusturacak kadar vermeyin. Ama aç bırakacak kadar da olmasın. Yani sürekli zırt pırt kuşu da annesini babasını da rahatsız etmeyin. Besleyeceğim diye. Şimdi bu şekilde beslenecek iki tane daha yavrumuz var bu aparatla beslenecek. Şimdi alıyorum, hemen göstereceğim sizlere. Şimdi küçüklerin beslenmesini de göstereceğim, merak etmeyin. Ben artık hızlı hızlı yapayım arkadaşlar. Gel. Emin olmadan kesinlikle ama kesinlikle basmayın. Kursakta olduğunuza emin olun. Bir süreden sonra zaten yavrular yutuyor arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz bu kadar şişirmeye gerek yok. Anne babaya çok fazla yüklenmemek için yapıyorum bunu. Çünkü yavrular en ufak bir açlık hissinde direkt anne babaya saldırıyorlar. Ve yuvada yavrular fazla. Ben bunun tehlikesine giremem. Yavruyu da bu şekilde ne aç bırakırım ne de anne babaya saldırtırım. Evet, al bakalım. Mesela bakın bu aparatı kabul etmiyor. Canın yakmadan kursağına bu şekilde basıyoruz. Tamam, bu kadar, bitti. Şimdi bu aparatımızı arkadaşlar değiştiriyoruz. Bundan sonra bir tane daha yavrumuz kalmış. O da Jumbo'nun en büyük yavrusu. Gel bakalım. Şempaze seni. Evet, bakın görüyor musunuz? Bu artık alışmış yavaştan. Güzel bir şekilde yutuyor mamasını maşallah. Evet.
El besleme bu şekilde. Söz verdiğim gibi arkadaşlar, el beslemenin büyük yavrulara nasıl yapıldığını göstermiş. Şimdi sıra küçük yavrularda. Mamayı çekiyorum enjektöre. Şimdi ilk yavrumuzu alıyorum. Al bakalım. Bakın kursak çok da dolu değil. Yani anne baba yavrulara çok da fazla yetemiyor. Bu şekilde. Aynı taktik. Çok da fazla zorlamadan yavrunun kursağına hafiften şey yaptığınızda, zaten iteklediğinizde o kendi yolunu buluyor. Zorlamayın. Zorlamanız tahrişe sebep olur. Yavruyu ölüme götürür. Ben tekrardan yavrumuzu aldım. Başka bir yavrumuzu. Evet. Şöyle. Bakın zaten hafiften kendisi yutuyor artık. Alıştı. Kursağa soktum. Ve mamayı bastım. Yeterlidir. Genel olarak basit bir işlem gibi görünür. Aslında çok da öğrendikten sonra basittir. Ama ve lakin şimdi siz bu yavru hiç beslemediniz. Hiçbir şekilde yavrunun el beslemesiyle alakalı hiçbir şekilde fikriniz yok. Hiç, o zaman arkadaşlar bulaşmayın. Aa, bakın yuttu, görüyor musunuz? Biz de hafiften ittik ve kursağa girdi. Bu aparat belki biraz küçük kalmış olabilir ama emin olun ben güvendiğim bir aparat. Yani ötekisi biraz büyük geliyor bana. Dışkıları görüyor musunuz mamadan kaynaklı? Yani büyüyen yavruların yavaştan dışkıları değişiyor artık. Siyahlaşmaya başlıyor. Normal yeşil bir dışkıya dönüyor. Şu anda bir dönme aşamasındayız. Ve bir tane de kaçağımız var. Karnı doyunca hareketlendiler tabii. Bu çok afacan bir şey olacak arkadaşlar. Kesinlikle ben buna garanti veriyorum. Bakın bu çok fena. Görüyor musunuz kursağa nasıl indiğini? Yavaş yavaş basıyorsunuz. Evet, tamamdır. Küçük yavrulardan aslında korkmayın. Küçük yavruların beslenmesi daha kolaydır. Bu boyuttaki yavruların. Yavrular büyüdükçe kursağına hem size karşı koyma şeyi fazlalaşıyor. Gücü fazlalaşıyor. Hareketleniyor. Hem de arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim. Yavrunun kursağına inerken göremiyorsunuz. Bakın artık kendisi yutuyor. Alışmış. Buna biraz fazla bastık. Evet, mamamız da zaten az kaldı. Bir tane yavrumuz burada kaldı. Diğer yavrularımız da öteki yuvada. Hemen onlara da basacağız mamamızı. Gel bakalım. Hop, yavaş yavaş yavaş. Bakın şu anda zorlamadım. Görüyor musunuz? Tam bir pozisyon verdikten sonra. Aç bakalım. Evet, şu anda rahat bir şekilde kursağına girdi. Az önce zorlasaydım dilini belki de geri itecekti. Yemek borusuna zarar verecekti. Evet. Bir süreden sonra kendisi de zaten alıştı. Şimdi ben bunları bir şeyine koyayım arkadaşlar. Fazlana koyayım. Diğer yavruları bir alayım. Diğer bir yuva arkadaşlar. Pastel ve Nazlı'nın yuvası. Aslında benim deli dişimin yuvasındaki yavrular. 3 tanecik yavrusu var. Biraz büyüsünler. Aç bakalım ağzı. Aç. Hoppa. Evet. Kursağına yavaştan gidiyor. Şimdi el beslemeye karşı çıkacak arkadaşlar olacaktır biliyorum. Bunları kesinlikle mecbur kalmadığınız sürece yapmayın. Ben şu anda hani üretimden kaynaklı, biraz da böyle yetiştirmeden kaynaklı. Şu mamayı da bir çekeyim enjektörü. Yetiştirmeden kaynaklı olarak biraz da şey yapmak zorundayım. Zaten arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Genel olarak tecrübeniz varsa el beslemenin bir zararı yok. Bir de şöyle söyleyeyim, hani el beslemenin aslında şöyle bir zararı var. Eğer anneden kopartırsanız, anne yeterli besliyorsa, siz de bu besini engelleyip kendiniz beslemeye kalktıysanız el beslemenin bir zararı var. Ama tutup da bakın anneye yardımcı olmak amacıyla yapıyorsanız hiçbir zararı yok. Buradan yine aynı şekilde bakın, bizim baş parmağımızın tarafından böyle tutunca bizim baş parmağımızın tarafında kalıyor. Dediğim gibi anneye yardımcı olma amacıyla yapıyorsanız hiçbir zararı yok. Bazen acemi arkadaşlarımız birazcık fazla basabilir mamayı. Doğaldır. Ben de ilk zamanlarımda biraz fazla basmıştım. Yavru bunu kusacaktır. Peki kusan yavruya ne yapmamız gerekiyor? Hemen ondan da bahsedeceğim. Mamayı çekiyorum bu arada enjektöre. Bir tane onluk enjektör olacağım ya. Bu beşlikler benim işim görmüyor. Eğer yavru, şimdi yavruyu bilerek kusturmayacağım. Yavru eğer mamayı mesela aldınız, bastınız, tamam mı? Şimdi bakın, zorlamıyorum. Kuşu zorlamıyorum. Evet, kendisi girdi kursağa.
Yavruya biraz fazla verdiniz. Yavru kustu. Kustuğu an direkt peçeteyi alıyorsunuz. Şu şekilde yavruyu tutup hemen ağzını siliyorsunuz. O zaten çıkartıyor. Direkt. Yapacağınız tek şey bu. Direkt peçeteyi alıyorsunuz arkadaşlar. Yavru bu şekildeyken. Şöyle göstereyim. Yavru kustu ya. Peçeteyi alıyorsunuz. Şu şekilde ağzını siliyorsunuz. Ve normal yerine bırakıyorsunuz. O kendini zaten kurtarır. Sizin herhangi bir şekilde ekstra bir müdahaleniz olmaması gerekiyor. Yoksa dediğim gibi yavru da panikler. Siz de paniklersiniz ve gider yani. Sonuç ölüme kadar gidebilir. Şimdi yavruları bir koyalım yerlerine. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Beslememiz bu kadardı. Kuşlarımızın genel şimdi rutin bakımlarını yapacağım. Suluklarını vesaire koyacağım. Bu arada bir çiftleşme yakaladım. Çoğumuz maşallah. Çiftleşiyor lütfen maşallah. Esirgemeyin. Dediğim gibi durumlar bundan ibaret. El besleme bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ekstra olarak da Instagram hesabımız Ayıldız Üretim. Facebook sayfamızda Ayıldız Muhabbet Üretim. Oralardan da takip alırsanız sevinirim. Benim diyeceklerim bugünlük bu kadar. Umarım sıkıntısız bir besleme yaparsınız kuşlarınıza. Umarım hayatını kurtaracağınız kuşlarınız olur. Evet, benden bugün bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.